GCM Forex'ten herkese merhaba. 20 Euro 2014 piyasaları teknik olarak incelediğimizde özellikle Euro Dolar paritesi için bugün önemli hareketlerin olabileceği bir gün olduğunu ifade edebiliriz. Gün içerisinde Alman İFO verisi, ABD yeni ev satışları verisi, Euro Grup toplantısı ve Almanya Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir teknik baktığımızda Euro Dolar Paritesi Bollinger Bandının orta noktası olan 1.3645 seviyesi üzerinde yükseliş baskısını sürdürmek ve yukarı yönlü atağını devam ettirmek istemektedir. Bu yüzden de gün içerisinde 1.3645 seviyesi önem arz etmektedir. Eğer Gün içerisinde yükselişler devam etmek istiyorsa bu destek üzerinde hareketlerini sürdürmesi yeterlidir. Eğer parite 1.3645 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini, yukarı yönlü hareketlerini 1.37 zaten günün tepe noktası 1.37. Daha sonra 1.37.40 ve 1.37.85 olarak devam ettirebilir. Olur da gelen veriler Euro dolar paritesine aşağı yönlü baskı oluşturur ve 1.36.45 desteği kırılırsa kanalın alt noktası 1.35.90 dikkat edilmesi gereken diğer seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel görünüm olarak yukarı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Sterling dolar paritesine baktığımızda özellikle özellikle cuma günü gelen satışlardan sonra haftanın ilk günü yukarı yönlü toparlanma içerisinde ancak bu yeterli mi sorusunun cevabını aramaktayız. Özellikle baktığımızda grafikleri 1.6610 bariyerinin altında satış baskısına devam etmek istediğini ifade edebiliriz. Ha 1.66 10 öncesinde tabii ki 1.65 60 seviyesi de dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Yani bu bariyer altında satış baskısının devam etmek istediğini ifade edebiliriz. Genel anlamda baktığımızda da aşağı yönlü baskılar pariteyi 1.63 60'lara kadar devam ettirmek isteyebilir. Genel anlamda beklenti bu yönden ibaret. Dolar yene geldiğimizde dolar yen üzerinde özellikle satış baskısını devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak gün içerisinde 101.75'lerin test edilmesinden sonra tekrar yukarı yönlü bir çıkışın oluşması acaba yeniden yukarı yönlü bir hareket oluşacak mı sorusunun cevabını bize sorgulatmaktadır. Haftaya bakış analizinde hatırlarsanız 103.85 bariyerin önemli olduğunu ifade etmiştik. Ha yani günlük baktığımızda 102.80 karşımıza çıkmaktadır. 102.80 bariyeriniz, 102.85 bariyerine dikkat edelim. Eğer 102.85 bariyeri geçilmezse yeniden satış baskısı oluşmak istenebilir. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda özellikle Dolar Türk Lirası'nda gerek haftaya bakışta gerek günlük analizlerimize hep ifade ettiğimiz şey 2.35 seviyesinin kritik olması. Çünkü burası kanalın üst noktası olarak karşımıza Çıkma Eğer 2.35 bariyeri geçilmezse satış baskısının oluşma isteği artacaktır diyebiliriz. Bu yüzden de Dolar Türk Lirası gün içerisinde 2.35 seviyesi dikkate takip edilmesi gerekiyor. Ham petrole bakacak olursak 98 ve 99-15 bariyerleri bizim için önemli. Bu bariyerler altında aşağı yönlü baskı devam etmek isteyebilir. Alt noktada 96-25. Eğer 96-25 desteği kırılırsa mevcut aşağı yönlü baskı etkisini gösterebilir. Ama eğer 96-25 desteği kırılmazsa yeniden 98 ve 99-15 bariyerleri gündemimizde yer alacaktır. Ancak şuna bakmak gerekirse kanalın üst noktası 98'den geçen hafta başlayan satış baskısı etkisini göstermek isteyebilir. Son olarak altın fiyatlarına geçecek olursak özellikle ve özellikle 1268 seviyesinin geçilmesiyle beraber gün içerisinde de 1278 seviyelerinin test edildiğini gözlemledik. Ha, bu yükseliş hareket, bu düşüş hareketi gün içerisinde devam edecek mi? Çünkü 1266'lardayız şu anda. Bu düşüşler devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız ve karşımıza 1256 desteği çıkmakta. 1256 desteği bizim için önemli. Bu destek noktası kırılırsa eğer aşağı yönlü baskılar devam etmek isteyecektir. Eğer 1256 desteği kırılmazsa yeniden yukarı yönlü çıkışlar devam etmek isteyerek içim oku indikatöründe bulutun üst noktası 1287'ler test edilmek istenecektir. Genel anlamda gün içerisinde 1256 desteği dikkatli takip edilmesi gerekmektedir. Euro dolar paritesi, sterlin dolar, dolar yen, yani, dolar türk lirası, sam petrol ve altınla ilgili teknik beklentilerimiz gün içi bunlardan ibarettir. Analizlerle ilgili herhangi bir soru, görüş ve öneriler için analiz.gcmforex.com adresini takip edebilirsiniz. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönünde pozisyonları açmayı ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler.